Cümleten selamünaleyküm büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı nasılsınız? İyi misiniz? 27 Ağustos 2022'nin ikinci videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bir konuda e, araya gireyim de bazı arkadaşların kalbini, gönlünü kırmamak adına net bir şey söyleyeyim. O arkadaşlar da lafı başka taraflardan anlayıp kendilerini ortaya atmasınlar. Olay şu. Yani benim burada konuştuğum herhangi bir şeyden cümleyi, kelimeyi cımbızlayıp sen şöyle dedim böyle dedin e, gibisinden ortalığı karıştırmak isteyen arkadaşlar için ilk ve son kez uyarıda bulunuyorum. Herkes sizin gibi değil. Bunu bilin bir. ikincisi Türkçe'de ikilemeler var. Hani dersin ya ben kural mural tanımıyorum. Çıkıp da malın biri ortaya çıkıp da hocam mural ney demez herhalde. Derse de mal konumuna düşeceğini bilir. Ya da dersin ya işte e, Fizan'a kadar yolu var. Hocam Fizan'a mı gidiyor? İşte falan derseniz bu sizin başka bir şeyinizi gösterir. Aynı şekilde de benim e, sabahki videomda kullandığım bir kelimeyi cımbızlayıp din üstünden sen bu adamlara böyle, böyle diyemezsin, dinine karışamazsın falan demek gafletinde bulunan arkadaşları uyarıyorum. Beni tanımıyorsanız defolun gidin bu videoyu izlemeyin. Niyetiniz bu kadar bozuksa yine defolun gidin. Hocam ne oldu ki ne oldu ki? Boş verin ya önemsiz bir konu arkadaşlar. Hocam ne oldu ki? Boş verin önemsiz konu biz önemli konulara geçelim. Mesela bunlardan bir tanesi şu. Bizim ülkemizde birçok kişi milliyetçi olduğunu savunur. Türkiye'yi çok sevdiğini savunur. Bayrağa aşık olduğunu savunur. Söz konusu Fenerbahçe olduğu zaman Aa bak vatan hainleri. Aa bak şöyle. Aa bak böyle derler. Mesela Fenerbahçe taraftarı tribünde Putin dediği zaman ortalığı ayağa kaldırırlar. Sanki e, Fenerbahçe taraftarı şey demiş gibi öldürün bunların hepsini demiş gibi yorumda bulunurlar. Hala haberleri çıkmış Fenerbahçe polis ot arabalarını ters çevirdi diye. Arkadaşlar hani bilmiyorum polis arabalarını ters çeviren polislerin safında mısınız? Çünkü onlar mahkeme kaydıyla belli. O arabayı ters çeviren kişilerin FETÖ soruşturmasında polisler olduğu ve o polislerin ihraç edilip tutukluluk hallerinin devam ettiğini hatırlatayım. Ya bilmiyorum o FETÖcü polisler akrabanız mı ya da siz misiniz? Bir şekilde dışarı mı çıktınız bilmiyorum ama mesela o poli, o arabayı devirenlerin ifadeleri var arkadaşlar yani internete bakabilirsiniz. İnterneti sadece yarı çıplak kadın resimlerine bakmak için kullanmayın. Ya da ahlaksız şeyler için kullanmayın. Bilgi araştırmak için de kullanabilirsiniz. Asıl internetin kullanım amacı bu. Burada da aynı. Putin için şöyle böyle falan filan. Biliyor musunuz, bilmiyorum. Antrep maçında Şanlı Türk bayrağı yakıldı. Bir Galatasaray sayfası paylaşımda bulundu mu? Bir Beşiktaş sayfası, bir Trabzonspor sayfası, bir başka takım sayfası. Ana sayfaları. Mesela kulüp ana e, hani kulüp sayfaları paylaşmadı. Taraftar sayfaları bu paylaşımda bulundu mu? Bakın yaktılar diye. Mesela ben Başakşehir'i sonuna kadar tebrik ediyorum. O antrebe ellerinden gelen bütün torpili yaptı federasyonlar. Maç oynatmadılar dinlensin diye. Ama orada göm çürüp geldiler. Avrupa'da da saf dışı ettiler. Yani e, Başakşehir'de hak ettiği yere gitmiş oldu. Devlet başkanımız Putin lehine tezahürat yapan diyor. Fenerbahçe'ye UEFA ceza verdi. Yani Putin için Fenerbahçe UEFA ceza verdi. Fakat antre Başakşehir maçında bakın iyi dinleyin açıklamayı. Antrep Başakşehir maçında Türk bayrağı yakıldı. Türk bayrağı dediğine göre bunu söyleyen kişi Türk değildir diye aklıma geldi benim de. UEFA buna tepkisiz kaldı. UEFA'yı uyarıyoruz. Rusya düşmanlığını bırakın. Tarafsız olun diyor. Rusya Futbol Federasyonu Başkanı Alexander Duyukov. Ben merak ediyorum. Türkiye'nin Futbol Federasyonu Başkanı'nın şanlı Türk bayrağı e, yakılma olayı herhalde hiç umurunda Olmadı diye düşünüyorum. Ya da Galatasaraylı arkadaşlar, Beşiktaşlılar, Trabzonsporlar, başka takımlar. Hani Putin tezahüratı kadar tepki gösterdiniz mi? Göstermediyseniz bu da sizin için kötü bir durum değil mi? Hani bayrağı savunmamak, o bayrağın yakılmasına tepki göstermiyor. Bilmiyorum. Biz yeterince gösterdiğimizi düşünüyoruz. Ama... Ee, benim şu geçenlerdeki söylediğim hani şuraya bir Gazprom reklamı eklense Fenerbahçe Gazprom falan olsa 100 milyon euro verseler bir yıllığına kabul mü diye. Ben dünden kabul ediyorum. Al. Al arkadaşlar. Milliyetçilik dediğimiz olayları görüyorsunuz. Ya yanlış anlaşılmasın. Burada bir taraftar grubuna bir takıma tepki göstermiyorum. Ben burada genel söylüyorum. Fenerbahçe kötülemek adına ne varsa yükleniyorlar. Ne varsa. Ya da Mustafa Hoca'yı kötülemek adına bir tane kelimeden yüklenelim de yüklenelim. Ama söz konusu başka bir şey olduğu zaman 3 maymun. Hatta 4 maymun. 4. maymun edepsizliğini söylemiyorum. Şimdi bu diyecekler ki bak maymun dedi bütün taraftara. Siz ne kadar geri zekalıysanız o kadar geri zekalıca yorumda bulun. Biz de basıp engeli geçelim. Çok zevkli oluyor. Trabzonspor ve Lorient. Umut Bozok transferi için 2 milyon euro artı başarı bonusları karşılığında anlaşmaya varmış. Bize ne hocam? Evet bize ne? Ama bizi ilgilendiren kısmını söyleyeceğim. Umut Bozoğlu'nun temsilcisi sözleşme görüşmeleri için İstanbul'a davet edildi. Niye İstanbul'a davet edildi hocam? Çünkü onlara her yer Trabzon değil. Trabzon taraftarının kendi de aynı cümleyi kurar. İşte önce futbolcu Trabzon'a gelse e, sözleşme imzası imzalamaz diye. Bu geçmişten gelen bir genetiktir. Bu da beni alakadar etmiyor. İstediği futbolcuyu alsınlar. Hiç umurumda değil. Beni alakadar eden kısım şu. Galatasaray Santrafor mevkisi için Icardi ya da Umut Bozok'tan birini alacaktı. Bakın bu Galatasaray yöneticilerinin bir tane küçük bir eleman var. Onun açıklamasıydı. Şimdi düşünün. Salak açıklamanın salaklığını düşünün. Icardi ya da Umut Bozok. Yani alternatif Icardi ile Umut Bozok alternatif tutuyor. İkisini aynı tutuyorlar. Müthiş bir zeka. Max zeka. Yani %100'ünü, beynin %100'ünü kullanırsan Icardi ile Umut Bozok şey yaparsın alternatiflersin. Şimdi aynı futbolcu için ben merak ediyorum. Şimdi aynı futbolcu Trabzonspor'a gidince Trabzonspor transfer çalımı atmış olmayacak mı? Ellerinden almış olmayacak mı? Ama Fenerbahçe taraftarına göre olmayacak. Fenerbahçe taraftarı çoktan Icardi'yi Galatasaray'a getirdi. Fenerbahçe yönetimine küfürler sığdırdı bile. Maalesef böyle. Aynı Fenerbahçe taraftarı günlerdir Serdar Dursun için atıp tutma eğiliminde hatta bazı cahil arkadaşlar bazı edepsiz arkadaşlar hele bir tane arkadaşım bir tanesi var adını anmak zikretmek istemiyorum ama ahde vefa imandandır şereftendir şandandır ben herhangi birinize forma hediye etsem utanmadan bana deseniz ki karıma da hediye et deseniz buradan ne mana çıkar arkadaşlar ama iyi niyetli bir şekilde e, desem ki ben de ya hani Sonuçta çalışıyorsun, işin de var, gücün de var, maddi durumdayından yani Onu senin alman daha doğrudur diye kibarca söylesem. Sonra bu arkadaş Serdar dursun gitsin diye ana avrat bana küfür etse. Siz bu arkadaşa ne dersiniz? Demek ki hocam senin e, iyi niyetin değil de arkadaşın niyeti farklıymış dersiniz. Serdar dursun gitsin, Tiago çukur kalsın diyen arkadaşlar. Tiago çukurun bir tane maçını izleyin, bir maçının tekrarını izleyin. Sadece. Bu arada forma demişken. Üye arkadaşlar ve abone arkadaşlar. YouTube'dan bir veri isteyeceğim. Eylül ayı boyunca en çok reklam tıklaması yapan kişi ya da 27 Ağustos bugün 27 Eylül'e kadar en çok reklam tıklaması yapan, en çok reklam izleyen, en çok beğeni atan şu ana kadar ya da en çok video izleyenlerin e, şeyini isteyeceğim. Bilgilerini isteyeceğim. Sadece kullanıcı adı bilgilerini. Eğer bu 4 bilgi gelirse 4 kere 3'ten 12 kişiye benden forma hediye. Formalarında siparişini verdim. Yani e, 20 küsür forma gelecek. Vallahi diyorum bak sen mi söylüyorsun? Bugünden itibaren hadi forma kazanmak için. Kimse dilenmesin. Karınıza kızınıza falan forma istemeyin. Ben kimsenin karısına kızına falan forma vermekte yükümlü değilim. Ben kendi aileme, e, ben kendi kızlarımı almıyorum. Kendi eşimi almıyorum formayı. Hani harcadığımız paralardan dolayı. Bunu söylüyorum. Bugünden sonra bak Hocam şart üye olmak mı? Abone olmak mı? Abone olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Youtube verileri benimle paylaşırsan sözüm söz. Şu kullanıcı isimli diye. Ee, aynı kullanıcı isimli birileri şeyi aç, açabilir. Yani mesela atıyorum kimdir? Umut Bozok kullanıcı isimli kişidir kazanan. Başka biri hemen çakallık yapar. Yok. Aynı zamanda o kişinin profil linki atılıyor. Hakkında kısmına da girip e-maillerini yazıyorlar. Oradan e-mailden de ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani durum bu. Bugünden itibaren herkes dikkat etsin. Tiago Çukur diyordum. Tiago Çukur rezervlikte izleyin. Rezalet performansı görün. Hiçbir süper süperlik takımı alıp oynatmaz. Hiçbir PTT birincilik takımı alıp oynatmaz. Ben geçen gün ne dedim size? Belçika ikincilik takımları. Yağız Bey bugün duyumunu vermiş Allah razı olsun. Belçika ikinci lig takımlarından Deinze'ye önerilmiş. Aynı zamanda Berşot'a da önerildi. Bilgisi olsun Yaz Bey'in ve bütün takipçilerimin. Hani ben burada Yaz Bey'i falan ortaya atmıyorum. Sadece onun duyumuna ek olarak. Zaten daha önce benim verdiğim duyumun tekrarını ek olarak başka bir bilgi veriyorum. Gitsin orada oynasın da kendine gelsin. Yoksa çok sıkıntı. Yani 250 bin euro 250 bin eurodur. Bugün benim 250 bin euro olsa Peugeot 3008 alırım. Arkadaşlar yine e, Mustafa Hoca'ya yüklenelim diyen arkadaşlar. Avrupa Ligi grup etapları resmi olarak netleşmiş. Normalde farklıydı ama bugün resmi olarak netleşmiş. Şimdi Fenerbahçe'mizin ilk maçı %100 olarak 8 Eylül'de Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda 19.45'te arkadaşlar Dinamo Kiev ile. Yani şimdiden bir şeyleri yağlamaya başlayın. Şimdiden ateşleri yakmaya başlayın. 15 Eylül'de ise Rennes deplasmanında. Avantajımız ne? Kayserispor maçından sonra 5 günlük bir arada dinleniyoruz. REN deplasmanına belki de gruptaki en zor maça giderken ise 7 günlük bir arada yine dinleniyoruz. Bence çok güzel bir fikstür avantajı. REN deplasmandan gelip ligde maça çıkıyoruz. AYK, Larnaka ile la evimizde. Ligde yine maça gidiyoruz. Sonra 13 Ekim'de yine Larnaka ile la evimizde. Ardından bir Başakşehir maçından sonra bir e, dinlenme arası mı ne vardı? Orada 27 Ekim'de REN evimizdeyiz. 3 Kasım'da da Kiev deplasmandayız. Hakkımızda hayırlısı olsun. Bu nihai sonuç. Hocam niye böyle oldu falan filan ben de bilmiyorum arkadaşlar. Yani açıklanan liste değişti ama şunu söyleyeyim. UEFA Avrupa Ligi için kadro bildirme süresi 2 Eylül gece saat 1'de sona eriyor. Haberiniz olsun. Ren Sportif Direktörü demiş ki Florian Marizier. Fenerbahçe ve Dinamo Kiev iki büyük Avrupa kulübü. AYK'yı iyi tanımıyorum ama oyun tarzlarını öğreneceğiz. Kura zor görünüyor ama biz buna hazırız. Fenerbahçe'nin özel bir atmosfere sahip olduğu bir stadyum var. Harika bir deneyim olacak diyor. Yine MHYB köşemiz. Ben ne dedim? Dedim ki normal şartlarda yani Rıza Çalınbay'ın çıkıp hani ee, ne derler ona? Beşiktaş'ı övmesi lazım çünkü Beşiktaş'ta maçları var. Her Beşiktaş maçından önce çıkıp yere güve sığdıramaz Beşiktaş'a. Sanki başka bir şeyden bahsediyor gibi. Bakın yani bu maçta yapmadı dedim. Hatta Galatasaray'a falan ee, top atmıştı. Böyle taş atmıştı. Futbolcu vermediler diye. Rıza Çalınbay'ın açıklaması geldi bugün. Beşiktaş maçı tam deplasman maçı. Beşiktaş taraftarının önünde oynayacak. O coşkuyla mücadele etmek tabii ki kolay değil. Her şeyden önce mükemmel bir konsantre ve oyun disiplini olması gerekiyor. Çok zor olacak çünkü büyük bir baskı olacak. İyi de kadroları var demiş. Yaz oradan skor 3-1 Beşiktaş alır. Yaz. Hocam iddia haram. İddia oynamayın ama yaz. Yaz. Arkadaşlar bak. MHEB köşesi bu. Ben ne dedim size? Her Beşiktaş maçın önce çıkar. Yere güve sığdıramaz güzelce yenilip gelir. Not. Sivas iyi bile oynasa gider hakemle dalaşır. Bilerek kırmızı falan yer futbolcular ya da bilerek demeyeyim yani bilerek cesine kırmızı yer. Ee, saçmalar işte bireysel hata falan olur. Yenilir gelir. Aa biz çok iyiydik ama bireysel hata. Kaynım attırdı falan derler. Öyle yaparlar. Sonuç ortada. Fenerbahçe için iki stoper iddiası. Arkadaşlar bakın birinci stoper iddiası çok ciddi. İkinci daha da ciddi çünkü ikincisi artık imza atıldığı anlamda. Fenerbahçe Argentinos Juniors takımında forma giyen 24 yaşındaki Arjantinli stoper Kevin McAllister ile ilgileniyor diye bir duyum vermişler. Ve oyuncu uzun zamandır takip ediliyor. Kevin McAllister. Arkadaşlar futbolcunun özelliğini anlatayım. Diyeceksiniz ki Aa, ben bunu hatırladım lan bir 7 Kasım 97 doğumlu. 24 yaşında. 1.72 boyunda stoper. Hocam 1.72 ise sen ne dersin her zaman? Demek ki bek oynayabiliyor. Hızlı bir stoper. Aynen. Sağ ayaklı. 2023 31 Aralık'ta sözleşmesi bitecek. Hatırladınız mı? Hatırlamadınız mı? Hatta Arjantinos Junior'san Boca Junior'a kiralandıydı. Bu, bu sezonda 22 maça çıkmış. 3 gol atmış. 1915 dakikada. Gerçi size ben en son söylediğimde bu kadar dakika oynamamıştı ama. Bu arkadaşı uzaktan takip ediyoruz. İhtimal çok çok az. Ama ikinci stoper Fenerbahçe Marsilya'nın 26 yaşındaki Hırvat stoperi Duya Kaleta Karı 6,5 milyon euro bonservis artı bonuslar karşılığında kadrosuna kattı diye. Evet kap ve son dakika bilgisi olarak. Arkadaşlar markanın haberine göre Mercato'nun haberine göre Fenerbahçe Marsilya'nın 26 yaşındaki Hırvat stoperi Duya Kalete Karı 6,5 milyon euro bonservis artı bonuslar karşında kadrosuna katmış. Dünyada iki ayağında kullanan sayılı stoperlerdenmiş. Transfer markıta girin arkadaşlar. Yaşı 25. 17 Eylül'de 26 olacak. 1.92 boyunda stoper. Hırvat milli takımının 23 kez formasını giymiş. Bir golü var. Ben niye böyle uğraşıyorum ki? Adı ekrana versem. Vallahi ya bizdeki de teknolojiyi kullanan var. Arkadaşlar oyuncumuz bu. 16 milyon euro piyasa değeri var gördüğünüz üzere. Ve e, 25 yaşında Hırvat. Daha da büyüteyim şöyle. Şöyle birazcık daha birazcık. Birazcık daha yeter. Topla 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 topla. E, 16 milyon euro sözleşme bitiş tarihi 2023. Yani bir sezonluk sözleşmesi kalmış. Futbolcu. Şöyle biraz aşağılara inelim. Yani ahlaksız bir reklam falan çıkmasın diye şey yapıyorum. Gördüğünüz üzere 25 milyon euroyu görmüş 2020 yılında. Hırvatistan milli takımının çeşitli kademelerinde oynamış ama A takımda 23 kez forma giyip bir golü var arkadaşlar. Hocam bizimle yazmışlar mı bilmiyorum. Zamanında 19 milyon euroya alınmış 2018 yılında. Bakın Avusturya liginden alınmış Hırvat liginde başlayıp e, gelen bir futbolcu. 19 milyon euroya alınmış şu anda da 16 milyon euroluk bir piyasa değeri var gösteriyor arkadaşlar. Yani e, bu sezon oynadığı maça baktığınız zaman sadece 7 dakikalık sürede forma şansı bulmuş. Bakın ben burada enteresan bir şeye değineceğim. Neye değineceğim biliyor musunuz? Marsilya'nın piyasa değeri 268 milyon euro yani bizim rent takımına karşılaşacağımız rent takımına benzer. Bakın 17 milyon euroluk Mbamba var. 16 milyon euroluk bu var. Samuel Gigot var 10 milyon euro. Bir de Leonardo Balerdi var stoper. O da 10 milyon euro. 5. Ee, altıncı 6. stoperlerin biri 28 yaşında 6 milyon euro kiralık Manchester United'dan. Diğeri Isaac Traore 19 yaşında 5 milyon euro. Yani 6 tane stoperi var. gördüğünüz üzere sanki şişirilmiş gibi bir. İkincisi doğru hatırladınız. Luan Perez'i bu takımdan almıştık 5 milyon 230 bin euroya. Ve bu takımın gider bütçesi çok fazla olduğu için futbolcuda satmak zorunda. E, Hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Aynı zamanda Cengiz Ünder de bu takımda. Yani Gattuso kafayı takmış durumda. E, Bamba Dieng de bu takımda ama Bamba Dieng'i falan vermezler. <laughs> ama enteresan forvet tercihleri var. Yani Alexis Sanchez'i falan forvet oynatıyorlar. Vallahi yani benim söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah doğrudur, hayırlısıysa doğrudur, hayırlısı değilse bir şey diyemeyeceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Alın size kap duyumu bu şekilde söylüyorlar. Yani as marka Türkiye hesabı da paylaşmış. Yani gittikçe herkesin paylaştığı bir transfer olmuş. Hocam sen ne diyorsun izledin? Oyuncu hakkında hiçbir bilgim yok. Ama 1.92 boy beni biraz endişelendirdi. Yani hız bakımından endişelendirdi. 16 milyon euro geçen renni konuşurken de söyledik. Bazen yurt dışındakiler abartılı transfer market değerleri koyuyordu. diye. Ama yok ben biliyorum ben ediyorum dediniz. Bir şey diyemeyeceğim. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Görüşmek üzere dostlar.